Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 22 Ocak 2020 güncellemesine. Aslında biraz daha erken paylaşsalardı şunu, direkt saat 1'de çevirecektim. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz gibi yeni Guardian sınıfı oyuna eklendi. Şu an oyunda var. Uyanışı yok. Uyanışı 5 Şubat'ta gelecek. Yeni etkinliklerimiz var. Bunlara yeni sekmede değineceğim. Linke bile tıklayamıyorum. Aktif bile etmemişler bunu ya. Neyse dur, ben şunu kendim açarım bunları. Bunu da gösterdim. Onu geçelim. Şimdi çadıra yeni bufflar eklendi. Kamp macerası, eşya düşürme %10, %20, %30, %40, %50 olarak. Bu F3'ten inci mağazasından aldığınız çadırla alabiliyorsunuz. 10 milyona %10, 20 milyona %20, 30 milyona %30, 40 milyona %40, 50 milyona %50 olarak. Endgame arkadaşlar için %50 çok güzel, ideal. Ama gidip de Fogandana kadar 50 milyon parçaman basmayın. Çünkü size getirisi yani bu kadar olmaz. Daha düşükteki arkadaşlar 20 milyonluk, 10 milyonluk falan bassın. Ondan sonra hatta bu buff'ı da gösterebiliyorsam ben size göstereyim. Şöyle hemen şurada bir tane şey yere geçeyim. Şöyle akıllı kaldık buraya. Buraya kurarız. Bakalım şuraya, ben buradan size göstereyim hemen. Bunu mu geçersiz? Evet. Bakın. Bandaydı, pardon. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Burada 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon. Eşya düşürme şansı. Bunları alabiliyorsunuz. 1 milyondan başlıyor. Göstermiş olayım. Ondan sonra... Avcılık... Ondan sonra ne demiş? Kamp mercacı dinlenmesi, parşömenin eşya açıklama metni ekranı. Tamam, bunu gösterdim size. Yeni eklenen macera şansı parşömen avcılıktan kahret etmenizi garanti etmekten daha ziyade avcılık hedefinize göre seçenek sunmak için hazırlanan bir içeriktir. Bu parşömen diğer eşya düşürme artış etkileriyle birlikte kullanılabilir. Yani birleşiyor. Ancak bu etkinliğini korumak için ödemeniz gereken gümüş payı gözden çıkarmaz gerekir. Evet, dediğim gibi yani 50 milyona kadar bunu burada söylemişler. Ne diyor? Eşya düşürme artış etkisi, eşya düşürme artış parçameni gibi ganimet miktarında artış sağlamaz. Fakat bunun yerine eşya düşürme oranında artış sağladığı için duruma göre iyi bir seçeneğe dönüşebilir. O düşen eşyalar mı? Çöpleri mi? Hangisini artacak? Tam anlayamadım burada söylediğini. Seyyar satıcı gemisinde koyu dalga pırgı standart kare kereste takas edilinde harcama müzakere gücü azaltıldı. Diğer sınıflara bir tane özellikler gelmiş, düzeltildi. Valkyrie'de bir şeyler düzeltilmiş. Bunlara kendiniz bakarsınız. Lahmın uyanış becerileri tekrar düzeltilmiş. Teşekkür ederim. Eşya ne diyor? Uyanış silah takas kuponu kullanım şartı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Yeni çıkan karakterler çıkış gününden itibaren 30 gün sonra kullanılabilir. Ayda. Mesela Guardian çıktı ya, 30 gün sonra kullanabileceksiniz. Ne diyor? Değişiklik sonrası. Karakter uyanış çıkış gününden itibaren 30 gün geçtikten sonra kullanılabilir. Buna mesela takas kuponu kullanım şartının değişmesi bağlı olarak eşya açıklama ilgi metin içeriği eklendi. Vasitosi tarafından satılan 10 çeşit mani taşı eklendi. Nereler gelmiş? Hilal Tapınağı, Şahmeran, Plaku, Navan Bozkuru, Manşom. Manşom çok güzel olmuş. Manşom'u acayip beğendim. Gelmesi lazımdı Manşom'a. Yine bunların ikisi de var. 250'lik ve 500'lük olarak da ikileri de buraya eklemişler. NPC arka plan sesleri falan ayarlamışlar. Yüksek kaliteli şarap bu kaldırıldı artık. Enerji yeniliyorduk. Yani şarabı alıp teslim edip 3 tane enerji yeniliyorduk. Ve bunu sürekli sınırsız toplama yapabiliyorduk. Bu artık kalktı. İlerleyen şeylerde, yamalarda tekrar bunun için bir düzenleme getirilebilir. Ama şarap olmayacak herhalde. Onu Kore'den okuduğumda öyle yazıyordu. Ondan sonra son cam parçası nerede görevinin görev tamamlanan NPC'si bazı NPC'si gizli fonksiyonunu uygulandığında görünebilecek şekilde düzeltildi. Arayüz. Artık takasta şöyle göstereyim ben size. Takasta takas yapan arkadaşlar beni biliyordur. Sürekli takas penceresini açıp sonra tekrardan iskele sorumlusuna girip yapıyorduk. Onu artık şöyle bir pencere eklemişler. Şuraya küçücük bir tane buton tıklıyorsunuz. Ticaret yeri de açılıyor, depo yeri de açılıyor. İstediğinizi geminize aktarabiliyorsunuz. O çok güzel olmuş. Artık her giriş ekranında alt tarafta size bilgilendirme yazıları çıkacak. Ben daha demin girerken gördüm bir tane. Diğer türlü burada da düzeltmeler var, değişiklikler var. Bunların hepsine tek tek girmeyeceğim. Bunları isteyen arkadaşlar alt tarafa yama linkini koyacağım. Bu düzeltmeleri kendiniz okuyabilirsiniz.
Şimdi hemen şöyle etkinliklere geçelim. Gelelim şöyle. Black Desert'ı ücretsiz edinin. Bu oyuna yeni başlayacak arkadaşlar için hiç paket almadan direkt birinci görev Black Desert 7 gün veya daha fazla giriş yapıyorsunuz. İkinci görevde ailenizdeki herhangi bir karakterin level 50 olması yetiyor. Zaten level 50 yapmak çok basit. Bunu direkt alabilirsiniz. Buradan şunları da açalım. Ön çıkış hediyesi. Tamam. Tamam. 1 artı 1 etkinliğe Steam'e gelmemiş maalesef. Sadece %40 Steam'deki paketlerde indirim yapmışlar. Steam'deki arkadaşlar için üzüldüm açıkçası. Ben kendim almadım da işte söylüyorum. Şimdi Guardian sınıfı geldi, oyuna eklendi. Şimdi level atlama etkinliği var. Etkinlik süresi 20 Ocak 5 Şubat arasında. Level 15, 30, 45, 50, 56 arası size ödül veriyor. Hemen 15 level'den başlayalım. Altın kutu 2x envanter slotu artı 2 genişletme kuponu ekstra level XP parşömen 3x 30 levelde altın külçe 10G 8x veriyor. Envanter slotu artı 2 4x veriyor. Bu bayağı iyiymiş. Ondan sonra ekstra beceri XP parşömeni 3x veriyor. 45 levelde altın külçe 100G 1x veriyor. Elyon'un gözdesi 5x güzel karakter silah karakter zırh. Eşya düşünme artış parşömeni 60 dakika 5x veriyor. Güzelmiş. 50 levelde altın külçe 100G 2x karatasi, karatasi silah 10x 10x keskin sert 3x 3x etkinlik asıl aksesuar kutusu bu asıl aksesuar kutusu Archer'da gelmişti belki bilenler biliyordur. İçinde Asula'nın takıları var. Bunlardan birisi çıkıyor. Şey, pardon hepsi çıkıyor. Kafa kalmadı bende ya. Level 56 görevde veya 56 olduğunuz zaman ise altın bütçe 100x 6 100G 6x veriyor. Watson tavsiyesi 40 1x değerli paket 7 gün. Bu da güzelmiş. Yükseltme yardım seti 1x ve kusanmış elçi parçamanın 100 dakika. Buradaki yükseltme yardım seti 2 de ben onu da şuraya şöyle size göstereyim. Bunun içinden çıkacaklar da karakter silah, zırh, hafıza parçası, ikson, keskin, sert, 5x, Vax'ın çığlığı da artı 10 veriyor. İkinci Guardian etkinliği ise hemen oyunda şurada herhangi köyde veya şehirde aynı karakteriniz varsa bakın şurada yukarıda karakter destek yazıyor. Üstünde XP var. Açıyorsunuz burayı. Aynı şehirde veya köydeyseniz buradaki diğer karakter sizde renkli olarak ancak ona bastıktan sonra buraya eklenecek karakter geçişi ayarla diyeceksiniz. Siz Guardian'ı veya başka ana karakterinizi kasarken slotlardan veya görevlerden aldığınız XP'yi bir zaman sonra diğer karaktere fareyle sağ tıklayıp diğer karakterimize geçip bu pencereyi açıp şuradan geçiş ayarla dediğinizde diğer karaktere XP aktaracak. Bunu çok soran arkadaşlar var. O yüzden bunu söyledim. Üçüncü sonsuz kışın izleri diye bir etkinlik var. Bu da güzel. Şöyle ben neydi onun adı? Toplama. Dur şuradan okuyorum direkt. Canavarları yenerek toplama balıkçılık yaparak aşağıdaki eşyaları alma şansı elde edebilirsiniz. Sonsuz kışın kolyesi, sonsuz kışın kar kristali. Buradaki kolyeye artı basıyorsunuz. Pene kadar çıkarabiliyorsunuz. NPC'leri var. Velia'daki görevi alıyorsunuz. Eğer piriyi basarsanız kolyeyi size sert kara kristal 5x veriyor. Duo basarsanız hafıza var size 5x ve sert kara kristal 5x veriyor. Piriyi basarsanız hafıza parçası 5x, kapras 5x, sert kara kristal 5x veriyor. Set basarsanız keskin, kapras, hafıza, sert hepsinden 5x veriyor. Eğer pen basarsanız oranları yüzde kaç bilmiyorum. Muhtemelen yine kendiliğinden basılıyor. Facetek istemiyor bunları. Sert hafızadan 5x, kapras taşı 10x, keskin kara kristal parçası 5x veriyor. Karavul eğitimde 150 XP ve eğitim kitabı demiş. Bu 20 Ocak ve 5 Şubat arasında geliyor. Kararuh'tan 50 enerji alabiliyorsunuz. Bir de F3'teki buradan 10 milyona eğitim kitabı var. Her gün bir defa alacağız diyor herhalde. Şurada para ruhlamadı. Nerede bu? Ha şurada işte. Parayla şöyle. Bunu kuklaya bırakmak için yani bunu almanıza pek gerek yok bence. Ağırlık indirimleri gelmiş. Baya güzel. İmparator Şahin başlangıç paketi. Bu Guardian sınıfı için böyle bir şey getirmişler. Eskay gizli kitap var. Değerli paketimiz var. 16 slot var. Bir de İmparator Şahin var. İmparator Şahin daha önce gelmemişti. Pazarda satılıyormuş 56 milyon. Kaç tane? 5 tane de eşya düşme parçamını veriyor. Yanlış görmediysem. Vastosi'nin bitirme tezi diye bir şey var. Bu da mani taşları geldi. Etkinlik boyunca. Mani taşı basayım. 2, 500 canavar, 500 canavar. Bunların hepsine kendiniz bakabilirsiniz. Burada Sentor var, Sülfü var, Flaku var. Bunları gidip
O NPC'den aldıktan sonra şu amcamız bak hepsinin yerleri burada gösteriyor Toshi'nin yerleri diye. Eski bir gigacı, kum tanesi, ile vapağısı, Duanku, Valencia şehri, Şakatu. Bunlardan alıyorsunuz. Tamamladığınız maniye göre bakın 1, 5, 10, 20, 30, 45. Kron taşı 1x. Vasın tavsiyesi artı 20, vasın tavsiyesi artı 30. Kaderin tavsiyesi bunun için face tag falan çıkıyor. Vasın tavsiyesi artı 40. Eğer 45 mani doldurursanız Vax tavsiyesi 50 veya 40 ile 60 arası Vax çıkan bir tane kutu alıyorsunuz. Deh Binek XP Hot Time var 22 Ocak 5 Şubat arasında etkili süresi 24 saat Binek XP %50 olacak. Ondan sonra Guardian Mücadele Kusaması Hot Time var. Bu da 22 Ocak ile 5 Şubat arasında hafta içi 19'da 2 arasında. Ve hafta sonu 19'da saat 2 arasında hot time faydaları normal sunucular hafta içi %200 hafta sonu da %200 beceri ismi %20 hafta sonu %30 eşya düşürme oranı hafta içi hafta sonu %20 AS sunucular hariç diyor. Hot time faydaları Olya sunucusu. Olya sunucusu hafta içi %100 yani yukarıdakinden düşmüş %100 hafta sonu %200 diğer seçenekler aynı gözüküyor. Buradan başka bir şeyimiz yok. Geçelim burayı. Yeni yıl indirimi dediğim gibi Steam'deki paketlerde %40 indirim var. Bu biraz kötü olmuş. 1 artı 1 gelmemiş. Ondan sonra ha, bunu zaten söylemiştik. Tamam. Bu haftaki güncelleme notları bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. 11 dakikaya sıkıştırmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Haydi bay bay.